Hocam vatanı aslı ile ilgili olarak bir iki tane soru yöneltebilir miyim size? Tabii. Çünkü şimdi kurban da yaklaşıyor ya, bu konu çok soruluyor. Tam anlaşılamamıştır belki. Önce şunu sormak istiyorum. Bir kadın, evli bir kadın boşandıktan sonra dulken, yani başka biriyle evlenmedi, vatan aslisi değişir mi? Yani şöyle örnek vereyim. Bir kadın İstanbul'da evlendi. İzmir'de doğdu, Antalya'da evlendi, İstanbul'da yaşıyor şu anda. Boşandı bu arada. Vatan aslisi hala Antalya. Hala Antalya. Ne zaman değişir? Ben İstanbul'a temelli yerleşmeye niyet ettim derse İstanbul vatan aslisi olur. Veya yeni birisiyle Eskişehir'de evlendi, gitti orada evlendi. Eskişehir vatan aslisi oldu, Antalya çıktı. Biriyle evlenirse onunla evlendiği yer yeni vatanı aslisi olacak Yeni artık, vatan değil mi? aslisi olacak tabii. Evet. Veya yerleşmeye niyet edecek. Başka türlü vatan aslisi değişmez. Şimdi kurbanla alakalı biraz bilgi verebilir misiniz? Yani insanların birçoğu bulundukları şehirlerde yaşayanlar özellikle bulundukları yerlerde kesemiyorlar kurbanlarını. Bir köye gidiyor mesela. Kendi köyü olabilir, yakın bir yerde olabilir. Köyde mesela Ankara'nın bir köyü diyelim. Ama İstanbul'dan Ankara'nın köyüne gidiyor. gidiyor mesela. Veya Orada Ankara'dan, Ankara şehir merkezinden yine Ankara'nın bir köyüne gidiyor da köy atıyorum 150 kilometre ileride. doğru. Yani bu biz Ankara sınırlarına çıkmadık canım. Ne var bunda falan denecek bir durum mudur? Neye dikkat etmek lazım Ona burada? kalacak olursan, ona kalacak olursan İstanbul'da var. Tabii. İstanbul'da adam Kartal'dan kalkıyor, Silivri'de kurban kesip tekrar Kartal'a dönüyor. 150 kilometre Şimdi orası. ilginç bir şey var mesela. Kartal'daki adam İstanbul'a, Silivri'ye giderse İstanbul sınırlarının dışına çıkmış olmuyor ama seferi oluyor. Yalova'ya giderse seferi olmuyor. Tabii Kartal'da Yalova'ya giderse olmuyor. Olmuyor yani. Vilayet Başka değiştiriyor. vilayete gittiği halde. İzmit'e gitse de olmuyor. Olmuyor evet. Tabii. Şimdi vatan asli diye kitaplarda buyuruyor ki bir kimsenin doğduğu yer vatan aslidir. Doğduğu yerde evlendi. Vatan aslisi değişmedi. Yine orası vatan asisi. Efendim oradan evlendikten sonra çıktılar, başka bir yere gittiler. Biz buraya dediler yerleştik. Yani ölünceye kadar buradayız artık dediler. Yerleşmeye niyet ettiler. Artık o doğdukları ve evlendikleri yerler vatan asisi olmaktan çıktı. Hatta orada tarlaları var, bahçeleri var, akrabaları var. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Vatan asisi artık değişti. Vatan asisi bir tane. Vatan asisiden veya vatan ikametten. Mesela diyelim ki İstanbul'da 30 senedir oturuyor. Ama diyor ben buradan emekli olunca veyahut da işimi bitirip belli bir kazanç elde edince köye yatırım yaptım. Oraya gideceğim diyor mesela. Burası vatana ikameti oluyor onun. Vatan asisi değil. Şimdi kurbanda ister vatan asisi de olsun, ister vatan ikamette olsun. Kurbanın 5 tane şartı bildirilmiş. Yani bir kimseye Hanefi mezhebinde kurban kesmenin vacip olması için Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak, kurban nisabına malik olacak. Kurban nisabı yine 96 gram altın. Bunun karşılığı parası olacak. Bir sene bekleme şartı yok kurbanda. Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü bu kadar aynı şekilde altını ve parası ticaret malı olan kurban nisabına maliktir. Kurban nisabına malik olacak. Beşinci şart da mukim olacak buyuruyor. Bu 5 şart bir kimsede varsa buna kurban kesmek vaciptir. Efendim diyor ben mukimken diyor vekaletimi verdim, yazlık evime gittim. Mesela bir kimsenin yazlık birkaç tane olabilir. Ama bu yazlıklar bunun vatan ikameti, vatan aslisi değil. Vatan aslisi değil. Mesela demin sizin vermiş olduğunuz misale göre söyleyeyim. Şimdi diyelim ki Ankara'nın bir köyünde doğdular. Orada da evlendiler. Sonra iş için İstanbul'a geldiler. Fakat İstanbul'da bunlar çalışıp kazanıp daha sonra tekrar o köye yatırım yapıyorlar, dönecekler. Yani vatan asilleri hala o köy. Oraya diğer zamanlarda bile 1 saatliğine gitseler mukim olurlar, seferi olmazlar. Vatan asilinin özelliği bu. Kurban Bayramı'nda bunlar 20 senedir İstanbul'dalar diyelim. Vatan ikametleri burası. Çoluk çocuk hep beraber gittiler şeye, köylerine. Vatan asilleri orası olduğu için bunların oraya gidip orada kurban satın alıp kesmelerinde herhangi mahsur yok. Niye? Oraya gelince mukim oldular çünkü. Çocukların vatan aslisi değişir mi? Vatan aslisi değişir. Çocuklar İstanbul'da doğmuş. O zaman onların vatan aslisi İstanbul İstanbul. olur. Çocuklar buluğ çağında ve kurban nisabına da malikse oraya gidince seferi olur, onların kurban kesmesi Yani gerekmez. anne babasına bağlı değil mi bu Değiller. mevzu? Bu Evet. karı kocayı bağlıyor Evet. sadece. Evet. Karı kocayı bağlıyor.
çocukların vatan asilleri doğduğu yerdir, evlendiği yerdir veya yerleştiği yerdir. Müstakil artık. Herkesinki müstakil. Yani. Müstakil. Dolayısıyla şimdi mesela efendim diyor ben yazlığa gidiyorum. Git. Ve ısrarla onun üstüne basa basa söylüyoruz. Diyoruz ki kurbanda bu beş şart bir kimsede olması lazım. Kurbanın değil, kurban kesecek kimsenin mukim olması lazım. Efendim diyor Erzurum'dan dana gelmiş. Gelebilir. Seferi mi bu dana? Kesilir mi? Sonra kalsın namazlarına sıkılıyor bu dana. İki iki. Dolayısıyla yani şimdi yurt dışında mesela İhlas Vakfı'nın da var. Bazı kuruluşlar da aynı şekilde. Bir yurt dışında tabii yeri geldiği için onu da söyleyelim. İhlas Vakfı'nın yurt içi 1250 lira, yurt dışı da 850 lira. Değil mi? Evet. Kurban bedelleri. Evet. Şimdi İhlas Vakfı da Afganistan'da kesiyor, Hindistan'da kesiyor, Somali'de kesiyor. Kenya'da kesiyor. Kenya'da kesiyor. Neyse. Yurt dışında kesiyor. Yurt dışında kesiyor. Hani gidiyor orada hayvan alıyor. Buradan götürmüyor hayvanı. Buradan götürmüyor. Şimdi efendim diyor ben diyor İhlas Vakfı'na diyor vekaleti verdim mukimken diyor. Sonra diyor sefere çıkabilir miyim? Hayır. Kurban kesilirken senin mukim olman lazım. Şimdi yüzlerce kimse İhlas Vakfı'na diyelim ki verdi. Tamam oraya elemanlarını gönderdi. Umumi vekiller gittiler. Orada veyahut da umumi vekil Türkiye'de de olabilir. Telefonla oradaki birisine der ki işte bana şu kadar 100 tane veyahut da 10 tane dana al der. 70 kişiye der mesela tamam mı? İçerisi. Yedişerden. Birisine der ki bana 10 tane işte dana al. Fiyatı işte araştırdı, önce şey yaptı. Sonra dedi ki işte fiyatlar bu. Şu fiyattan dedi, şu fiyattan bana 10 tane dana al. Şunlar adına, 70 kişi adına bunları satın aldırdın. Telefonla da olur bu. Telefonla vekaleti aldırttırdın. Vekalet oluyor çünkü. Aldırttırdın. Ondan sonra o kimseye dedi ki kim kesiyor falan. Dedi telefona ver onu. Ondan sonra telefonda da işte şu 70 kişinin 10 tane dana. Şöyle 7'şer hisseleri olmak üzere her bir hissesi geldiği zaman 7 kişinin kurbanını kesmek için seni vekil ettim. O da işte duydu, tak kesiyor. İsimlerini söylüyor o 7 kişinin. Ha o umum vekil oraya gitmesi de şart değil. Telefonla da aynı şekilde söyleyebilir. Kestirebilir yani. Kestirebilir. Vekilin de kurbanı satın alanın da kurbanı kesenin de misafir olması, seferi olması, mukim olması hiç mühim değil. Niye? Ya onlar müdahale ediyor ki, onlar yapmıyor ki ibadeti. Onlar Allah'a sığınıyor. Kurban onların değil. Değil. Ama orada kurban kesilirken benim mukim olmam lazım. Ha o zaman sorarsın İhlas Vakfı'na. Veyahut da şimdi Almanya'da da Hakikat Vakfı kuruldu. Onlar da yapıyorlar. Onlar da yurt dışında şey yapıyorlar. Onlarınki de ayrı fiyat. Dolayısıyla oraya sorarsın. Kurbanlar ne zaman keseceksin? İhlas Vakfı olsun, Hakikat Vakfı olsun. Bunlar zaten bakıyorlar hilal görülmesi. İkinci gün ve üçüncü gün kesiyorlar. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü gün kritik. Ha derlerse ki tamam seninki listeye aldık, ikinci gün kesiliyor seninki. İkinci gün senin kurbanın kesil. Ne zaman keseceksiniz? Biz öğleden önce bunların hepsini bitiririz. Öğleden sonra serbestsin dediler. Sen de kendi araban varsa arabanla veyahut da aynı uçakla gideceksen uçaktan ona göre bilet alırsın. Veyahut da otobüsten, trenden ona göre bilet alırsın ve gidersin. Ne oldu? Senin kurbanı kesildikten sonra sen hareket ettiğin için sen vacip sevabı aldın. Peki sen seferiyken senin kurbanı kesilecek olursa ne olur? Nafile olur. Peki işin handikapı ne biliyor musun? Mesela İstanbul'da için hep onu söylüyoruz. Adam Beylerbeyi'ne Silivri'ye gitti. Kurbanını kesti. Kesti. Ondan sonra da akşamüstü kesildi, etleri aldı ve geri döndü, geldi. Nereye? Beylerbeyi'ne. Seferiydi, seferde kesti, mukim oldu. Kurban borcundan kurtulmadı. Peki nafile kesseydi, akika kesseydi, yahut da ölmüşleri için sevabı onlara olmak üzere kesmiş olsaydı problem değildi. Yani akikayı keserken, ondan sonra sevabı ölmüşleri olmak üzereyken, seferi olman, mukim olman şartı yok. Ama ibadet olan, vacip olan kurbanı keserken bu 5 şartın bir kimsede kadın olsun, erkek olsun bulunması lazım. Bu bir. İkincisi, vaktimiz doldu ama Anadolu'da yaygındır. Bu sene bana, gelecek sene sana. Karı koca arasında. Mustafa Bey siz de aynı şekilde, Bahattin Bey de aynı şekilde devamlı telefonlar geliyor ve dinliyorsunuz. Sık sık başımıza geliyor bu. Bakıyorsun zengin olan hanım.
Erkek orada soğan erkekliği yapıyor, diyor ben erkeğim bu sene bana. İyi de senin hanım aynı şekilde zengin. Bir de hüküm veriyor orada. Müştehit de çok ya. Bir evde diyor iki kurban olmaz. Bir evde iki değil dört tane de olur. Çocuklar buluğa ermiş. Mesela vaktiyle birisi erkektir, sünnet zamanı onlara altın gelmiş. Sonradan çocuk çalışmış, hediye mediye gelmiş. Kızla da aynı şekilde doğum günü şuydu buydu falan derken aynı şekilde verilmiş. Kız da oğlan da kurban hesabına malikler. Karı koca onlar da anne baba da malik. Bu evde dört tane kurban kesilmesi lazım. Olur mu canım? Olur tabii, bu emir çünkü. Yani şöyle mi oluyor sizin evde? Ya namazı ben kılayım, size gerek yok. Orucu ben tutayım. Ya da hanım tutsun bu sene orucu. Namazları hanım kılsın. Ben yatayım. Ya oruç nasıl herkes için farsa, namaz herkes için nasıl farsa, kurban da öyle vaciptir. O da vaciptir. Ama zekat, kurban ve hac. Burada bil fiil bedene yapma şartı yok. Vekalet de olabilir. Birisini vekil gönderirsin, senin adına hac yapar. Birisine vekalet verirsin, parayı verirsin, zekatını öder. Birisine vekalet verirsin, senin kurbanını keser. Yani bizzat kendini kesmek şartı söz konusu değil.